Yani bizim açımızdan fark etmez. Bize göre 16 Nisan'da zaten muhtar bile olamaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğan başkan oldu. Bizim açımızdan bu mevzu bitti. Eğer çok istiyorlarsa hiç Kasım 2019'u beklemeye gerek yok. Hemen bu şey durumu ne derler? Resmi durumu, fiili duruma, fiili durumu efendim şeye dönüştürebiliriz. Hiç fark etmez yani. İstanbul'dan dönüşünde Ankara'da muhteşem bir kalabalığın karşıladığı Erdoğan, burası Beştepe. Burası şey, altın klozetleri falan var ya böyle. Tayyip Erdoğan kendi ailesi, sülalesi için falan yaptı ya. Altın klozetleri falan var buraya. İşte milletin asla gelemeyeceğim. Bunlar nasıl gelmişler onu bilmiyoruz. Bunları helikopterle, konteynerlerle getirdiler. Buraya bıraktılar. Sonra tekrar aynı konteynerlerle alıyorlar. Yoksa buraya milletin girmesi yasak biliyorsun. İçinde millet camii var. Vatandaşlar gelip sabah namazını kılıyorlar. İçinde millet kütüphanesi var. Kültür merkezi var. Orada paneller, konferanslar, söyleşiler yapılıyor. Ama milletin girmesi yasak. Niye? Çünkü altın klozetler var falan diye. Biliyorsun daha evvel CHP başkanı çağırdı. Gel bak dedi. Gidip bakmadı. Güzel. Dün İstanbul'dan verdiği mesajlar son derece önemliydi. Şurada Yavuz Sultan Selim Han'ın, cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbelerini ziyaret etti. Ardından işte Özal'ın, Menderes'in ve Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Ardından şu fotoğrafı görüyor musunuz değerli izleyiciler, sevgili dostlar? Bu fotoğrafa çok dikkatli bakın. Bu fotoğraf aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece kimin önünde eğileceğinin de fotoğrafıdır. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Bütün dünyaya söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın kimin önünde eğileceği, kimin önünde diz çökeceğinin fotoğrafıdır bu. Eyüp Sultan burası. Eyüp Sultan bizim açımızdan son derece önemli. Eyüp Sultan'dan kılınan şükür namazı bizim açımızdan önemli. Dün sabah da açık söylemek gerekirse gazeteci refleksiyle pek çok meslektaşım gibi kuşkusuz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul programından haberim yoktu. Ama şunu diyordum yani sabah namazında ya da en kötü öğle namazına kadar Cumhurbaşkanı Eyüp Sultan'a gider. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın davranışları konusunda artık Türkiye kamuoyunun bir fikri var. Eyüp Sultan'da kılınan şükür namazı bizim açımızdan son derece önemli. Biz Eyüp Sultan'da kılınan şükür namazından sonra başlayan icraatları tanıyan, onlara alışmış bir milletiz. Vaktiyle de böyle olurdu. Yine böyle oluyor. Çok şükür. Gelin isterseniz şu Eyüp Sultan'dan şu şükür namazı kıldığı anlara dair birkaç saniyelik bir görüntü var. Onu bir getirelim ekranlarınıza. Bir görün Türkiye'nin liderini. Eyüp Sultan Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorsunuz. Kimin önünde eğildiğini, kimin önünde diz çöktüğünü en iyi gösteren görüntü bu. Bu o sırada orada bulunan bir vatandaş tarafından amatör kamerayla kaydedildi. Bize baktığımız anda taklidi Seyfi, yani Osmanlı'daki kılıç kuşanmayı hatırlatıyor. Öyle değil tabii ki ama en azından bu bir gelenekti ve o gelenek devam ediyor. Hani o kadar belki de yani biliyorsunuz evvelden Osmanlı padişahları Topkapı'dan Eyüp'e kadar kılıç alayıyla giderler. Ve orada Hırka-i Saadet'in yanında iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra işte o töreni tamamlarlar ve böyle başlarlardı göreve. Tabii ki artık öyle değil. Tabii ki yani işte Erdoğan padişah değil ve işte bu ülke sultanlıkta yönetilmiyor. Ama yine de milyonlarca
vatandaş referandumdan çıkan bu kararın hemen ertesinde Eyüp Sultan'da Erdoğan'ı namaz kılarken görünce bambaşka duygular içine giriyor. Bunu da bize çok görmeyin. Ramazan ayında göstere göstere kadeh kaldıran cumhurbaşkanlarından, namaz kıldığı için işinden atılan devlet memurlarının, askeri personelin, öğretmenlerin olduğu bir memleketten referandumda çıkan netice sonrası Eyüp Sultan'da şükür namazı kılan bir cumhurbaşkanına geldik. Bırakın bunun tadını çıkaralım ya. Bunu bize çok görmeyin yani. Biz bunu çok bekledik. 90 sene bekledik biz bu manzarayı. 90 sene bekledik. Sen dedin ki muhtar bile olamaz. Bu millet dedi ki başkan olacak kardeşim.